Merhaba Cins Patiler ailesi, patili dostlarımızın harika dünyasına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce bu kanala yeni katılan herkese hoş geldiniz diyoruz ve keyifli izlemeler diliyoruz. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi kalıplarımız önümüzde. Kalıplarımızdan şık bir kıyafet yapacağız. İki tane kalıbımız var ve bu iki kalıpta tamamen basit şekilde evde yapabileceğiniz, çıkarabileceğiniz kalıplar. Evet, üst kalıbımız. Bu kalıbımız kanalımızda videosu mevcut. Ne şekilde, nasıl çıkarabileceğiniz ve yine kanalımızda patil dostunuzun ölçüsünü nasıl alacağınız videomuz mevcut. Bu iki videoyu izleyerek bu basit kalıbımıza çıkarabilirsiniz diyoruz ve bir de etek kalıbımız var. Bu etek kalıbımızda gördüğünüz gibi çok basit bir kalıp. Bunu da şu iç kısmını şurayı ölçerek çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın. Şurası şuraya denk geliyor. Sonrasında bu şekilde bir oval çizdiğinizde etek kalıbınızda kolayca elde etmiş oluyorsunuz. Evet, kalıbımızdan bahsettik. Hemen malzemelerimizi sayalım. Malzemelerimiz nelerdir? Kumaşlara ihtiyacımız var. Tüllere ihtiyacımız var. Onun dışında kurdele kullanabiliriz. Balans noktaları için çıt çıt kullanacağız. Onun dışında ekstra olarak aplikeler kullanabilirsiniz. Güpür kullanabilirsiniz. Dantel kullanabilirsiniz gibi gibi. Yani kıyafetinizi çeşitli süslemelerle daha farklı hale getirebilirsiniz diyoruz. Evet, malzemelerimizi saydık, kalıplarımızı anlattık ve fazla vakit kaybetmeden hemen kıyafetimizin yapım aşamalarına geçelim. Buyurun. Evet, gördüğünüz gibi kumaşlarımızı kestik. Etek kumaşımız iki parça. Üst kısmı yeşil saten. Alt kısımdaki eteğimiz de yine yeşil akfil kumaş. Üst kısımda da yine yeşil saten kumaşımız. Üzerinde yeşil çiçekli türümüz var. Alt kısım içinde yine iç kumaş olarak da akfil kumaş, yeşil akfil kumaş kullanacağız. Üst kısım için 3 parça kumaş kestik. Etek kısmı için de 2 parça kumaş kestik. Evet. Her zamanki dikiş tekniğimiz, her zamanki dikiş yöntemimiz ile başlayacağız. Bu da nedir? Öncelikle üst kısımdan başlayacağız. Üst kısımda çiçekli tülümüz üste geleceği için bu şekilde kumaşımızın üzerine tülümüzü bu şekilde koyduk. Ön yüzleri yukarıya bakacak şekilde üst üste koyduk. Sonrasında yine iç kumaşımızın ön yüzü içeriye bakacak şekilde kumaşlarımızın üzerine koyuyoruz. Ve alt kısımda uçlardan 5'er santim dikiyoruz. Yani şuradan 5 santimden başlıyoruz. Bütünüyle kumaşımızı dikiyoruz. Yine 5 santim daha ilerleyip burada bırakıyoruz. Şu ortadaki kısım boş kalıyor. Şimdi hemen bu söylediğim işlemleri yapıyorum. Üst kısımdaki bu işlemi yapıyorum. Sonrasında buradan devam edeceğiz. Bir yere ayırmayın. Üst kumaşımızı bu hale getirdik. Söylediğim dikişleri attım ve ön yüzünü çevirdim. Şu anda bu halde gördüğünüz gibi şu kısmı söylediğim gibi boş bıraktım. Bakın şuralar dikili. Şurası etek dikilecek olan alan. Şimdi eteğimiz var. İki parça eteğimiz. Bu iki parça eteği kenarlarını kıvırıp dikeceğiz. Ve sonrasında bu bıraktığımız boşluğa birleştireceğiz. Makinenizde kıvırma ayağı ya da kıvırma ayağınız yoksa da elinizle bu şekilde kıvırarak bütünüyle alt kısımları dikiyoruz. Sonrasında şöyle tamamen şu uçlara kadar açıp bu şekilde birleştireceğiz.
İki parça eteğimizi bu kısma diktikten sonra üzerinden dikişimizi atıyoruz. Çıtçıtlarımızı takıyoruz ve elbisemiz bitmiş oluyor. Tabii siz eklemeler yapabilirsiniz. Şuraya bir fiyonk yapabilirsiniz. Ya da bu kadar hareketli değilse kumaşınız, başta da söylediğim gibi farklı malzemelerle burayı daha öne çıkarabilirsiniz. Daha süslü bir hale getirebilirsiniz. Ya da bunu bu şekilde kalıplarla daha soft kumaşlar kullanıp, abiye olmayan kumaşlar kullanıp daha günlük kıyafetler bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi söylediğim bu işlemleri yapıyorum ve sonrasında kıyafetimizin son haliyle karşınızda oluyoruz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Evet, işte karşınızda kıyafetimizin son hali. Sizin de gördüğünüz gibi kıyafetimiz bitti. Etek kısmımızı da diktik. Üstünden dikişimizi attık ve çıtçıtlarımızı taktık. Kıyafetimiz bitti. Çok basit ve hızlı bir şekilde siz de evinize tatil dostlarınız için bu şekilde kıyafetler hazırlayabilirsiniz. İç kısmı bu şekilde tamamen yeşil. Üst kısımda dediğim gibi üzeri böyle çiçekli bir türümüz var. Onun içinde saten yeşil bir kumaşımız var. Yine burada da saten yeşil bir kumaş ve poplin yeşil bir kumaş eteğimiz var. Bu şekilde yaptık. Buraları şu kısmı boş bıraktım. Çok hareketli kumaşlar olduğu için hem simli hem çiçekli hem de saten olduğu için çok fazla üzerinde daha fazla olmasını istemediğim için kurdela gibi malzemeler dikmedim, birleştirmedim. O yüzden bu şekilde sade, soft haliyle bıraktım. Yani sade haliyle bıraktım çünkü hareketli. Tamamen hareketli. Dilerseniz hemen mankenimiz üzerinde de görelim. Evet, gördüğünüz gibi mankenimiz üzerinde de bu şekilde duruyor. Etek kısmını çok uzun tutmadık ve çok geniş de tutmadık. Çok büzgülü de yapmadık. Çok hareketli bir kumaş olduğu için, yani üst tarafta hareketli bir kumaş olduğu için alt tarafı çok soft, sade bırakmaya çalıştım. Hem de uzunluk olarak da kısa bırakmaya çalıştım. Yani çok böyle büyük elbise yerine daha böyle kısa bir elbise yapmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşuzdur. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu şekilde bir kıyafet elde ettik. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Jeans Patiler ailesi sizlerle birlikte zaman geçirmek bize büyük bir mutluluk veriyor. Patil dostlarımız ve onların dünyalarını keşfetmek her anı değerli ve unutulmaz kılıyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz ve umarız bu içerik size ilham vermiş ve bilgi kazandırmıştır. Siz bu kanalın gerçek yıldızlarısınız. Beğeni ve yorumlarınızla bize güç veriyorsunuz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Sizin düşünceleriniz bizim için çok değerli. Aramıza yeni katılanlar, sizler de hoş geldiniz. Daha fazla video paylaşımı ve patil dostlarımıza dair daha fazla bilgi edinmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sonraki videoda tekrar bir araya gelme umuduyla unutmayın. Evcil dostlarımıza dikkat etmek, sevgiyle beslemek ve onlarla daha fazla vakit geçirmek her zaman en büyük önceliğimizdir. Hepinize teşekkür ederiz ve harika bir gün geçirmenizi dileriz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve en önemlisi patili kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.